Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel kardeşlerim, son dersimizi kısmen tekrar edeceğiz. O da Arapçada ismi şey, mekan, ismi zaman ve mimli mastar. Biz mastar bahsini de anlatmıştık. Ama burada ismi zaman ve ismi mekan olması hasebiyle tekrar anlattık. Şimdi de özetleyeceğim çünkü buna bağlı bundan sonraki kısım. Ben çok iyi ezberlemenizi isterim. Yani bu çok basit. Anlatabilirim. Nasıl? Yani mimli mastarla mekan ifade eden yer, anladın? Mesela bir örnek vereyim size. Avrupa nedir bizler için? Mehcer. Hicret ettiğimiz yerdir. Anlatabilir miyim? Mehcer. Şimdi bu mehcerin aslı hecerdir. Hecer. Yehcurum. Anlatabildim mi? Nasıl böyle hale getiriyoruz? Şöyle yapıyoruz. Eğer fiil-i müzariden yapacak olursak daha rahat olur. Yehcerum. Şimdi yapacağımız iş şu. Bir defa isim haline getireceğimiz için sonu mure. Yani ne demek? Refi de olur, nasb de olur, cer de olur. Yani esre de gelir. Esre gelmez de fiilde, özür dilerim. Yani damme de gelir. Fetha de gelir. Cezm de, sükun da gelir. O bizi ilgilendirmiyor. Yani ha isim olduğu için cer de gelir. Tabii bu isme çeviriyoruz ya. Peki ne yapıyoruz? Fiil-i müzarat harfini atıyoruz. Anladınız değil mi? Müzarat harfini atıyoruz. Atınca H sükun kalır. Öyle değil mi? Genelde fiil-i müzariden yapılır bu. Kural öyle diyorlar. Yoksa şey yok, şartı yok yani. Peki ne yapıyoruz? Başına fethalı bir mim getiriyoruz. Bu çok önemli işte. Ama nerede? Sülasilerde. Üç harfli fiillerde. Sülasi bir fiilde başına bir üstün yani fethalı bir mim getiriyoruz. Oldu mu mehcerun? Sondan bir evvelki harfi. Bak aynen fiil demiyorum. Öyle de diyebilirsiniz. Meftuh yapıyoruz. Bu kadar. Biliyorsunuz bunun fiil ismi faili nasıldı? Mim yani başa gelen mim bildiğiniz gibi yani orada ismi faili tabii farklıydı. İsmi mef'ul de farklıydı. O biz sülasilerin dışındakileri için konuştuk. Ona geçmeyelim. Şimdi anladınız mı bunu? Gayet basit. Mesela mehcer demek hicret edilen yer. Hicret zamanı. Hicret etmek. Üç ayrı mana. Dört, üç yerde kullanabiliriz bunu. İsmi zaman, ismi mekan ve mastarı mimi. Başka bir misal. Yalnız bir şey söylemiştik. Yani bu da çok önemli. Burada binadaki altı baba ihtiyaç duyacağız demiştik. Sondan bir evvelki harf. Fethali nerelerde? Her yerde değil. Eğer aynel fiil mazmum olursa, yani dammeli, ötreli olursa, eğer aynel fiil kesre veya fetha olursa, daha doğrusu kesre olursa, kesinlikle örnek verelim, o zaman sondan bir evvelki harf aynel fiil ne oluyordu? Kesre oluyordu. Demek ki sülasilerde durum bu. Yani ne demek? Mehceri kabul ettik. Ama bir de şeyi misal verelim mesela. Mektep de misal verebilirsiniz. Ketebe, yektübü, yektübü, mektep. Bak buradan sondan bir evvelki harf yani aynen fiil ne oluyor? Mektebün, mektebün oluyor. Ama başka bir misal verelim. Mesela darabe yadribu. Anlatabildim mi? Darabe yadribu. Orada medrib oluyor. Sondan bir evvelki harf. Aynen fiil kesre oluyor. Darabe yadribu de. Veya mevsim. Başka aklınıza gelen? Mağrib en güzel. Meşrik. Bütün bunlar şey olduğu için yani aynen fiil. Bu tamamen bablarla ilgili kurallara bağlı. Onun için ayrıntıya girmedik. Nerede anlatacağız bunu? Üçüncü çekim olayında anlatacağız. Altı baba anlatacağız.
altı babın hangi özellikler arz ettiğini söyleyeceğiz. Orada izah edeceğiz. Onun için fazla girmeyelim. Burayı anladınız mı? Gayet güzel. Arkadaşlar şimdi bir konuyu eksik bırakmıştır. Çekimi. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz isimde çekim deyince unutmayacaksınız. Bunu bitirdik. Ya üçlüdür. Yani müfrettir, tesniyedir, cemildir. Veya altılıdır. Nerede bu? İsim meful ve ismi failde. Veya mübalağalı ismi failde. Mesela burada önemli bir çekim noktası var. İsmi zaman, ismi mekan ve mastar-ı miminin çekiminde bu cem-i müzekker değildir. Çünkü bunlar müzekker değil. Cem-i müennes de değildir. Nedir? Cem-i mükesserdir. O kırık, kural dışı cemiler var ya çoğullar. Onun için ona göre geliyor. Bakın, mansarun, mansarani, menasırû. Menasırun, sırû olacak. Sırun olmaz. Neden? Onu bilen varsa ben bugün bir kitap hediye edeceğim. Hepiniz dahilsiniz bu imtihanı. Neden menasırun değil de menasırû? Parmak kaldırın, kopya yok. Anlamıyorum. Ulan keçeli anlamı mansarun yardım etmek. İki etmek, yardım etmeklikler. Manası belli burada zaten. Veya mastar-ı mimin. Şey, onun dışında ismi zaman. Yani yardım etme zamanı, yardım etme iki tane zamanı, yardım etme çok zamanı. Mühim olan neden menasırun dedim sonra hemen kendimi aldım. Menasırı dedim. Bir kitap hediye edeceğim. Hakkın hatırı âlidir kitabı. Mefeal kalıp olduğu için temin alması. Aferin. İsm, gayrimusarif desene. Gayrimusarif işte. Bir kitap kazandı. Ya, okuduk bunu. Haydi okuduk. Çünkü mefail ve mefail kalıbı gayrimusarif kalıplar. Burada temin ve kesre yok. Aferin sana ya. Bir kitap kazandı. Aferin. Hemen gel imzalayayım sana. Oldu mu? Şimdi geldik yeni bir mesele. Bu da çok güzel. Bunu çok iyi kullanmalısınız. Yani Arapçanın dışında bana göre böyle bir kalıp yok yani. Yani mesela bizde ne var? Çekiç var. Bizde ne var? Sopa var. Bunların da adı var gerçi. Bizde ne var? Yani işte kepçe var. Anladın değil mi? Bizde ne var? Şey var, kaşık var. Ama Arapça'da böyle değil. Biz buna ismi alet diyoruz. Bir işi yapmak için alet ismi özel bir kalıbı var adamların. O kalıp ne? Hemen söyleyeyim. Hiç tahtaya yazmaya gerek yok. İsmi zaman, ismi mekan ve mimli mastarın mimi üstündür. Hatırladınız değil mi? Eğer bunu kesre yaparsanız mimi ne olur? Olur ismi alet. Mesela mil'aka kaşık demek. Anladın mı? Mil'aka. La'ika yutmak manasına. Yutucu şeyleri atıyor içimize. Anladın mı? Mil'aka. Tüm. Yani şimdi başka bir şey. Minsar. Anladın mı? Nasara yansuru minsar. Yani buradan tek farkı şu ismi zaman, ismi, mekan ve mimli mastardan tek farkı mim burada kesre. Minsar yardım etme aleti. Mıdrap vurma şeyi. Bir kelime var. Bence Arapçadan kaptılar onu. Mikser. O da öyle. Normalde mikser karıştırıcı demek. Ama Türkler bunu tam Arapçaya çevirmiş. Kırıcı alet. Yani içine işte meyve koyuyorsun. Kırıp suyunu çıkarıyor. Sıkma demek de gerçi. Yani ama Arapça ile alakası yok abi. Latife ettim onu yani. Aman bir de Akgünüz Hoca karıştırdı demeyin birbirine. Başka ne misal verebilirsiniz? Var mı aklınızda ismi alet olan? Misfer. Misfer. Yok öyle. Uyduruk olmaz. Kullanılabilir. Kalemden. Olmaz ya. Olur mu? O şey, ismi aletin normal özel ismi o. Şey diyorum. Bu alet yapamazsın. Yani fiilden yapacaksın. Misbah olabilir mi? Misbah bal gibi olur. Tabii misbah.
Lamba aydınlatıcı demek, alet. Aferin sana. Evet. Başka benim hatırıma gelmiyor yani. Miftah. Ha miftah tabii. Ulan aferin sana. Çok. Minber. Minber, minber. Minber var ya. Hepsi ismi alet bunlar. O da öyle. Tabii tabii. Hepsi öyle. Hepsi bunlardan. Anladınız mı güzel kardeşlerim? Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. O da çok önemli. Ne yaptık? Mimli mastarı, ismi zamanı, ismi mekanı, fiili müzariyi getirdik. Ama sülasilerde bütün bunlar. Anladınız değil mi? Bütün üç harfli fiillerde. Getirdik. Müzarat fiilini attık. Sakin kaldı. Yadribu gibi, yansuru gibi. Başına bir mim getirdik. Meftuh bir mim olsun dedik. Çünkü yoksa olmaz. Sondan bir evvelki harfi de artık o altı baba göre ya fetha koyduk ya kesre koyduk. Öyle değil mi? Mağrib veya mansar gibi. Oldu ismi zaman, ismi mekan ve mimli mastar. Ve bunu çektik. Mansarun, mansarani, menasırı dedik. Menasırun demeyin benim gibi hatalı. Hata ettik. Arkadaşlar çekim noktasında ismi alet de yapı itibariyle tamamen aynı. Bir tek farkı var. Mim fetha yerine kesre alıyor. Yani mansarun yerine minsarun. Minsarani menasırı cemi aynı. Manadan çıkaracaksınız. Hocam acaba hangi mana? Manaya bakacaksınız. Anladınız mı? Ha, anlamadığınız bir mesele var. Onu binada anlatacağım ama burada da hatırlatayım. Çünkü çok önemli. Nedir o? Nedir o? Hemen söylüyorum onu. Değerli kardeşlerim, üçlü fiillerin dışındaki bütün fiiller, yani rubai mücerretler, sülasi mezidün fiiller, beşli fiiller, dörtlü fiiller, hepsinde ismi zaman, ismi mekan, mimli mastar şöyle yapılıyor. Bak bura önemli. Mesela diyelim ki şimdi ne diyelim? Harrace yukarricu. Yukarricu. Tamam mı? Veya şey daha güzel. Edhale yudhilu daha güzel. Edhale yudhilu. Burada ne yapıyoruz? Bura önemli. Bura önemli. Şimdi burada bütün ismi zaman, ismi mekan ve mimli mastarların başına dammeli bir mim getiriyoruz. Bak üçlülerde fethali. Tamam mı? Ha, üçlülerde fethali. Ama üçlü fiillerin dışındakinin tamamında dammeli bir mim getiriyoruz. Sondan bir evvelki harfi de kesin fethali yapıyoruz. Halbuki üçlülerde ikiliydi. Yani bazen kesreli oluyordu, bazen fethali. Ama burada tamamını şey yapıyoruz. Mesela Rabbi ehricni. Öyle değil mi? Mahrece sıdkı o üçlü. Ve edhilni mudhale sıdkı. Bak yazayım size bu ayeti. Çok da öyle değil mi? Yanlış değil. Ha. Rabbi ya Rab ehricni. Beni çıkar, evden nereden çıkarken, bu duadır yani evden çıkarken falan yapılan duadır bu. Ehricni muhrece değil değil mi? Yok, Rabbi edhilni mudhale sıdkın. Ha, o mudhale sıdkın mı? Bir dakika, bir yanlışlık yaptık. Böyle de olur, yani bu o zaman ayet olmaz. Ve kur Rabbi edhilni, yani beni sok ya Rabbi gideceğim yerlere, mudhale sıdkın. Bak. Üçten fazla olduğu için edhale, yudhile, idhale burada min damleli gelmiş ve sondan bir evvelki harf bakın o da üstün gelmiş. Mudhale sıdkın ve ehricni muhrece sıdkın. Aynen işte bu ayetler, misaller. Oldu. Evet. Şimdi demek ki ismi aletin çekimi aynen şey gibi.
Nedir? İsmi zaman, ismi mekan ve mimli mastar gibi. Geldik bir diğer noktaya. Evet. Arkadaşlar, geldiğimiz konu şu. Mesela sen Enes'i vurdun mu diye ben kızıyorum hoca olarak. Kime kızıyorum? Burak'a. O da diyor hocam sadece bir tokat attım. Tamam mı? Yani bir tokat. Arkadaşlar biz burada Türkçe'de veya başkalarında böyle bir, iki diyoruz. Hocam iki tokat attım diyoruz. Arapça'da böyle bir şey yok. Arapça'da bunun için özel kalıp var. Anladınız değil mi? O da nedir? Mesela Nasara, Yansur'u Naslan değil mi? Sonuna bir T getiriyorsunuz. Ona Bina-i Merre diyoruz. Merre demek defa ifade eden yapı. Bina-i Merre. Kalıp bu. Bakın sayfa 44'te Nasratün bir defa yardım etme. Çok enteresan. Hocam buradan ne mana anlıyoruz ki? Ey hafızımız oku bakalım. وَاِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ Ya bu işte burada mananın faydası. وَاِنْ مَسَّتْهُمْ Burada cehennemin, ateşinin şiddetini anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Yani anladınız değil mi? Bunu anlatmak için ne yapacak? Azının tesirinin büyük olduğunu zikrederek çoğunu siz düşünün diyecek. Kur'an-ı Kerim diyor ki وَاِنْ مَسَّتْهُ Eğer onlara dokunursa نَفْحَةٌ Bir üfürükçük. Yani öyle ateşin tamamı falan değil. Bir basit üfürükçük dokunsa cehennem ateşinden مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ Rabbinin azabından لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ Derler ki eyvah! Kendi nefsimize zulmetmişiz. Bir üfürükçük dokununca böyle oluyor. Ya tam dokunsan olur. Allah muhafaza eylesin. Şimdi bu kalıbın nerede kullanıldığını anladınız mı? Çünkü. He? Anlamadım. Çünkü unutmazsınız. Tabii unutmazsınız. Yani önemli bir nokta bu. Demek ki bu Nasratun bunun için. Bina-i Merre diyorlar. T geliyor sonuna. Ama kalıbı da Nun üstü. Nasratun. Çünkü bir de kesre gelecek. Dert bir değil. Elvan elvan. Kalıplar çok. Anlatabildim mi? Ha, şimdi Nasratun bir vurucu yardımcık. Nasratani iki yardımcık. Nasaratun. Nasaratun. O da nedir? Çok yardımcıklar. Nasarat deyince burada tabii cebin müennes diyebiliriz buna. Veya yine şey fealat kalıbında şey olabilir. Nedir? Cebin mükesser olduğu kanaatindeyim. Anlatabildim mi? Nasratun olsaydı, Nasratun mu yoksa Nasaratun mu? Nasaratun ise Cem-i Mükesser'dir. Tamam mı? Cem-i Mükesser'dir. Nasaratun gelmez. Oldu mu? Evet, bu kadar. Zaten bu çekimleri ben size anlatmıyorum. Çünkü bu çekimler şeyle aynı. Ne derler? İsim çekimini öğrendiniz mi? Ezberleyeceksiniz bunu. İsim çekimi ya üçtür, böyle müennes ve müzekker olmayanlar veya altılıdır. Yani üçü müennes için üçü de. Onlar sadece ismi failde, ismi mef'ulde, sıfat-ı müşebbehede, ismi taftilde bunlar da geçerli. Burada o geçerli değil. Mastarda ne müennes müzekker olacak? Oldu mu? Bir şey söyle. Mastarla alakalı hocam. Filasifilerin dışındaki mastarlar hocam, Murdhal dediniz. Peki onun ismi aletleri de mi öyle? Vallahi ismi aletlerini hiç görmedim kardeşim. Yani kullanılmıyor pek yani onlar. Hiç hatırlamıyorum yani sülasilerin dışındakilerin ismi aletlerini. Kuralı vardır ama ben hatırlamıyorum. Öyle olsa gerek. Tamam mı? Evet, geldik bir diğer konuya. Peki, oğlan, Clay gibi bir darbe vurdum be. Yani Clay gibi bu vurdum. Yani diyeceğim ki, Burak'ı, ulan Burak sen de hep
tokatı Mustafa koyuyorsun. Ben Clay gibi vurdum diyeceksin. Bunu nasıl ifade edeceksin? Tamam mı? Bunu nasıl? Arkadaşlar bunun da kalıbı aynen Bina-i Merre gibi. Yalnız Bina-i Merre'de meftuh yani üstü, burada meksur. Darattu buraka dırbete Muhammed Ali Clay. Muhammed Ali Clay çeşidiyle vurdum buraka. Ulan fazla vurma ölür mü ölür. Anladınız mı? Bakın. Nusratun. Bir çeşit yardım etmek. Yani kesme oldu mu mu? Oluyor. Bina-i Nevi diyoruz buna da. Arkadaşlar bunlar benim ileride size söyleyeceğim. Arkadaşlar bu cümleleri, kaideleri duymayın cinsinden değil. Öğrenmek mecburiyetindesiniz. Kur'an'da karşınıza çıkacak. Hadiste karşınıza çıkacak. Mesele bitti. Bu çünkü ne dedim? Sarfı öğrenmek için üç çekim öğrendiniz mi biter. Bir, emsile-i muhtelife. Öyle değil mi? İki, çok enteresan. Nedir? İki, o 14'lü fiil çekimi. Ve bir de ismin altılı veya üçlü çekimi. Onu öğrendik. Bunu bitirmek üzereyiz. Geriye bir tane kalıyor. O da bablar. Yani 15 bab falan. 6 bab orada, 18-20 bab. 36 bab da o diğerlerinin 16'yı hiç duymayacaksınız. Oldu mu? Şimdi geliyoruz. Şimdi çekimine. Nusratun. Nusratani. Nusratun. Bak burada şey. Cem-i müennes görüyor musunuz? Ama öteki değil. Yok öteki de cem-i müennes bence. Nusratun. Nusratun. Nusratani. Nasaratun demiş. Yani tamam. Nasratun olması lazımdı ama bir dakika güzel kardeşim. Allah Allah. Nasratun anlaşıldı. Evet. Yani eğer Nasratun okursanız Cem-i Müennes'tir. Bu Bina-i Merre için de geçerli. Ama Nasratun okursanız o değiştir. Bence Nasratun'dur. Yani benim şahsi kanaatim. Tamam mı? Evet, Cem-i Müennes veya şey, o bizi ilgilendirmez. Elifte ile Cem'i oluyor. Olay bu. Yani bence Cem-i Müennes. Nasratun, Nusratun. Birisi Bina-i Merve, yani kaç defa olduğunu ifade ediyor. Birisi de çeşidini ifade ediyor. Darattu, dırbete Muhammed Ali. Muhammed Ali cinsinden bir vuruş vurdum, tokat vurdum. Veya dürbeten bir çeşit buldum. Oldu mu? Var mı bir şikayet, anlamama? Bitti. Şimdi geldik bir diğer sıkıntıya. Bir diğer sıkıntıya. Nedir o? Küçültme ismi. Söyle bakalım Hollandaca'da nasıl? Buk. Buk ya. Buk ye. Ulan tam Kürtçe mi? Şimdi Kürt kardeşlerimiz de rahatsız olacak. Çünkü Kürtçe, Arapça, Farsça ve Türkçeden meydana gelen bir dil. Ben müstakil bir dil olduğuna inanmıyorum. Aynı şekilde bu Hollandaca da öyle. Hollandalılara söylüyorum, çok kızıyorlar. Yani ama öyle yani şimdi. Bukye, bukye. Şimdi biz Arapçadaki bukye'yi göreceğiz. Arapça kurallı kardeşim. Çok güzel kuralları var. Anlatabildim. Nedir kuralları? Bura çok enteresan. Şimdi Arapçada şöyle, Nasara'dan yapalım bunu, daha rahat. Yani ben yazmıyorum tahtaya, gerek var mı? Çok basit olduğu için. Evet. Şimdi burada yapacağımız iş şu. Başındaki nunu ne yapıyoruz? Dammeli yapıyoruz. Son harften bir önceki yere, bir önceki harfle son harf arasına sakin bir ye yerleştiriyoruz. Oluyor Nusayrun, yardımcık. Küteybün, kitapçık. Ruceylün, adamcık. Anlatabildim mi? Böyle. Veya işte başka ne? Kuleymün, kalemcik. Hepsinde cezim mi oluyor hocam? Tabi hepsi. Tabi ya. Allah Allah. Olmaz mı? Olacak. Ben yapmadım kardeşim. Araplar yapmış bunu. Benim suçum değil bu.
Diğer çekimi çok kolay. Aynen tesliye ve cemi. Yani nusayrun, nusayrani, nusayrune. Anlatabildim mi? Yardımcık, iki yardımcık. Çok yardımcıklar. Küçük. Oldu mu? Mesela Kur'an-ı Kerim'de çok tatlı bir misali var. Ben bunu hep onunla hatırlarım. Oku bakalım Sure-i Meryem'den. Ya Buneyye. Bir tanesini oku. 3-4 tane. Ya Buneyye akimis salat. Ya çok tatlı bu. Bu da şeyde. Sure-i Lokman'dan okudun sen. O da doğru. Ya Buneyye. İbn çocuk demek. Oğlan demek. Buneyye ey yavrucağım. Ey oğulcağızım. Ya Buneyye akimis salat. Namazını tam kıl. Dürüst bir şekilde, sağlam bir şekilde kıl. Bunu ben çok severim. Misal olarak hep bunu veririm. Ya Buneyye, akimis salate. Namazı kıl. Anladık mı bunu da? Bunun çekimi de çok basit. Nusayrun, nusayrani, nusayrune. Normal cem-i müzekker burada. Cem-i müzekker. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani burada dert yok. Vallahi bunun açık konuşayım. Yani büyük kelimelerde nasıl olduğunu da bilmiyorum yani. Ben böyle hatırlıyorum. Var mı hatırlayan? Yok. Pek zaten misali de yok onun. Kullanılmıyor. Daha ziyade üçlü harflerde kullanılıyor. Dörtlülerde de olabilir ama hatırımda değil yani. Hatırımda yok. Hatırımda olmayanı ne diye size anlatayım? Değil mi? Peki. Var mı itiraz olan? İsmi tasgir diyoruz. Küçültme ismi. Geldik bir başka birine. Bu önemli. Yani Turkish, English, Dutch. Yani kimin nereye ait olduğunu ifade eden. Anlatabildim mi? Ona biz ismi mensup diyoruz. Yani Diyarbakırlı, Hakkari'li, Konyalı. Bütün bunlar. Arapçada bu kurallı. Sonuna şeddeli bir ye getiriyorsun. Oluyor, bitiyor. Masların sonuna. Mesela Diyarbakır. Diyarbakriyün. Şeddeli bir ye. Bu kadar. Sen nerelisin Emre? Konyaviyün. Konevi diyorlar. O ye'yi pek kullanmıyorlar. Konyaviyün. Hanım kızım sen nerelisin? Gölcük. Gölcükiyün. Sen tabii Gölcüki yetin. Hani hanım ya. Hani sen? Antep Ayni yün. Ona da Ayni diyorlar. Meşhur Ayni var. Biliyorsunuz İmam Bukhari'nin Sahih Bukhari'sini ne yapmış? Şerh etmiş. Umdetül Qari fi şerhi Sahih-i Bukhari. 30 cilt fazla değil. Müthiş bir eser. Ayni. Ben Diyarbakırlı. Oldu mu? Veya Harputi eskiden. Yani diğer Elazığ'ın adı, eski adı Harput. Harputi. Evet. Kolay bu. Yani ama öğrenmeniz gerekli. Yani bu da bir kalıp. Öğrenmeden Arapçayı yürütemezsiniz. Oldu mu? Nasriyün. Nasri yani. Çekimi aynen şey gibi. Nedir? İsim yani. İsmin çekimi. Nasriyune. Yani yardım etmeye ait. Yardım etmeye ait iki kişi, yardım etmeye ait birden fazla kişi. Bir de şeyi getirilmiş dedik ya, neydi seninki? Gölcüki yetün. Bir de müennesi, altılı çekim burada. Nasri yetün, nasri yetani, nasri yatün, cem müennes, her şey çok basit. Geldik bir diğerine, bu da çok önemli, bu da çok önemli, ben ne yapayım? Çok önemli. Hatırlarsanız ismi faili gördük. Nedir ismi fail? Mesela cabir, yaraları saran demek, tamir eden demek veya cebreden manasına. İyi dinleyin burayı. Ama bir de yani çok yaraları saran ve gerçek manada istediği an zorlayan, o zaman cabbar. İşte buna biz mübalağalı ismi fail diyoruz. Yani Arapçada, İngilizce'deki bir worry worry gerek yok. Kalıbını kullanıyorsun. Mesela gafir, affeden demek. Yani mağfiret eden. Ama gaffar, günahların hepsini affeden. O zaman değil mi?
Demek ki o kalıp hangisiymiş? Nassar. Çekimi aynen isim gibi. Buna mübalağalı ismi fail diyoruz. Çekimi aynen isim gibi. Altılı. Yani çok kolay bu çekim. Nassarun, Nassarani, Nassarune. Misal çok. Kahhar, Cebbar, Mennan, Hannan, Mennan. Çok nimetler veren. Hannan, çok merhametli olan. Anlatabildim mi? Daha nice nice isim. Gaffar. Evet. Başka? Verin misaller. Mübalağalı isim faile. He? Settar. Tabii günahları çok örten. Vehhab. Çok nimetler bağışlayan. Tevvab. Tevbeleri çok kabul eden. Haydi birer tane söyleyin. Allam. Allamül gıyub. Her şey. Bütün gaybı çok iyi. Fettahul ebva, değil mi? Yani o da öyle. Yani kapıları açan, çok açan, herkese, dileyen herkese açan. Yani uzatabilirsiniz. Mübalağalı ismi fail. Nassarun, Nassarani, Nassarune. Nassaratun, Nassaratani, Nassaratani, Nassaratun. O da cem-i müennes malum. Geldik bir diğerine. Bir diğerine. O da çok önemli. Bence bununla sona erdirelim. Ondan sonrasını devam ettiririz. Kitap bitmeyebilir. Yani sarf bitmeyebilir. Bitse bile öteki üçüncü çekime geçeceğiz. Değil mi? Yani emsile-i muhtelife biter. Bablar başlar. Üç çekimimiz var. Yani Allah-u Alem bir aya kadar biz belki sarfı bitireceğiz. Ha bir de şey var, illetli fiillerin yani irregular verbs'ün kuralları var, onu da okuyacağız. Siz hiç merak etmeyin. Hepsini okuyacağız. Ama esas olan bu üç çekim. Şimdi geldik ismi taftiyle. Söyle bakalım beyefendi, ey elinde kalem tutan vatandaşı aziz. Ha, ne demek İngilizce'de komparatif? Misal ver. Bigger. Tamam, bigger. Bir cümlede kullan yani. Bir defa İngilizce'de kaldın, ben komparatifi sordum, sen süperlatiften cevap verdin. Biggest dedim çünkü. Biggest, ben onu hiç sormadım ki, ben komparatif sordum. Tamam mı? This is bigger than that. Bu ondan büyüktür. İngilizceyi de ben anlatayım. Ben latifeyi çok severim, kusura bakmayın. Şimdi dikkat ederseniz, İngilizce'de, Hollanda'da, ben kasten şey. Yani onu yani unutulmasın diye sordu. İki kalıp var. Biri komparatif, biri de süperlatif. Ayrıca bu da çok enteresan. Bir de bunların iki ayrı şekli var. Bir üç harfli olanlar, bir de üç harften fazla olanlar. Aynı kuralları Arapça'ya uygulayacağız şimdi. Anlatabildim mi? Arkadaşlar, Arapça'da bu komparatif ve süperlatifin ikisinin de tek kalıbı var. O da ismi tahdil dediğimiz efdal kalıbı. Efdalü, eşeddü, ekseru, ecme'u, tamam, erva'u en güzel. Eleddü, en tatlı. Ama bak en diyorum, onun gibi hata yapmıyorum. Daha tatlı da olabilir. Anlatmadım daha. Güya İngilizce hocasıyım diyor. Yok. Kusura bakma, ben latife ediyorum. Ben İngilizceyi onun kadar bilmem. Latife olsun diye, unutmayalım diye. Çünkü bunu bütün Arapça talebeleri karıştırıyorum. Hocalar da anlatamıyor. Yani anlatamıyor derken anlatıyorlar da. Eğer İngilizce ile kıyaslamazsanız hiçbir manası yok. Bunu gelirsin, çekersin. Aftalı, aftalani, aftalı. Şimdi demek ki bir defa onu öğrenelim. Bak, ansaru. En çok yardım eden, şimdilik öyle mana veriyoruz. Öyle değil tam. Daha gabataslak, bir tek kalıbı var çünkü. Ensarani, en çok iki yardım eden kişi. Ensarune, normal çekim bu, isim çekimi. Ben onun için bunları önemsemiyorum. Yalnız cem-i mükesseri de varmış bunun. Enasır, en çok yardım eden. Bu da çok önemli. Anladınız değil mi?
Yani bu hakikaten önemli. Bu Cem-i Mükesser ismi tafdil galibiymiş bu. Cem-i Mükesser'i. Onu öğrenmeniz çok faydalı. Şimdi bir de kadınlar için de farklı. Mesela adım ne? Benim adım Büşra. En müjdeli. O fü'la galibi. Kadınlar için ismi tafdil farklı. Büşra. Nusra. Nusra yani Nusrayatül. Onun da cem-i mükesseri var. Nedir o? Nusarun. Bu çok bu. Anladınız değil mi? Nusarun. Şu en çok yardım edenler. Şimdi hocam bize şimdi iki şeyi anlat. Bir, komparatif hangisi? Süperlatif hangisi? Bunun nahiv kitaplarında var ama mukayese etmek lazım. Yoksa anlaşılmaz. Arkadaşlar, eğer cümlede ismi tafdil kalıbından sonra min gelirse o komparatiftir. Mesela Zeydun ekberu min amrin. Zeyd Amr'den daha yaşlıdır, daha büyüktür. Komparatifi anladık mı? O bilir dedi ya bizim arkadaş. O işte. Yani Zeyd is bigger than, o den'in karşılığı min'dir. Min'i min görmediğiniz zaman komparatif manası vermeyeceksiniz. Anladın mı? Mesela el fitnetu, Kur'an-ı Kerim'den misal veriyor. Eşeddu minel katli. Fitne. İftira edersin fitnedir. Yalan söylersin fitnedir. Fitne adam öldürmekten daha şiddetlidir cezası. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. El fitnetu eşeddu minel katli. Bak min gelmiş. Eşeddu de ef'al kalıbı. Aslı eşdedüdür, o ayrı, onu konuşacağız. Peki hocam, süperlatif nasıl? Eğer bir ismi tafdil kalıbı bir kelimeye muzaf olursa süper. Mesela eftalun nasi, insanların en faziletlisi. Çok güzel örnek değil mi bu? Yani arkadaşlar bunu iyi dinleyin, başka yerde tam böyle ayrıntıyı bulamazsınız. Eftalun nasi, tamam? Ekberun ricel, adamların en büyüğü, tamam? Encehu ettulla, talebelerin en başarılısı. Demek ki süperlatif için ne olması lazımmış? Neymiş söyleyin bakalım. Muzaf olacak. Muzaf olacak. Bunu bitirdik. Tamam da hocam, bizim İngilizce'de dangerous'ı daha tehlikeli demek için dangerous'ı demiyoruz. More dangerous diyoruz. Ötekini de ne diyoruz? Öteki de most. Arapça'da ne yapacak? Anlatabildim. Arapça hepsinden kolay. Arkadaşlar, ziyadeli bütün fiillerde vesaire de ismi tafdil yoktur. Anlatabildim. Peki nasıl kalıp yapılır? Yani bu önemli. Olay şudur. Kullanılan manaya göre ya eşeddü kullanılır. Eşeddü, tamam mı? Eşeddü kullanılır. Eşeddü tafdilen, üstünlük itibariyle en güçlüsü. Mesela ekseru istihracen, mana çıkarma itibariyle en çok olanı. Hep bunlar kullanılır. Ekser, tıpkı most vesaire gibi. Mostla morun arasında bunların farkı yok. O fark tamamen min ve muzaflık meselesi. Mesela ekserun nasi ihracen, yani ihracat itibariyle en çok yapan bu adam. Veya huve ekseru min aliyyin ihracen, ihracatta Ali'den daha fazla. Yani demek ki eşeddü gibi, ekseru gibi normal üçlü fiillerden manaya uygun olan kelimeler kullanılır.
üçlülerin dışında ismi taf değil, yok. Yani bu o kadar önemli ki. Yani bunu delikanlılar bugün ismi taf değil'i tam öğrenseniz var ya, büyük bir dert öğrendiniz yani Arapçada. Bakıyorum Arapça meal veriyor, tamamen yanlış. Niye? Komparatifle süperlatife ayıramıyor. O zaman her şey batıyor. Oldu mu? Evet. اَقَلُّ مَالًا وَعَدَدًا. Mesela orada da onu kullanmış. Mal ve aile sayısı itibariyle daha az. Veya اَكْسَرُ مَالًا وَعَدَدًا. Benim malım veya işte filanın malı, adamın malı, mülkü, aile fertleri filandan daha az veya daha çok. Veya اَعْضَمُ. Yani bu kelimelerden birini kullanmak kolay. Hepsi ismi tafdil kalıbında. Demek ki ismi tafdilde dört şeyi bileceğiz. Daha doğrusu beş şey. Önce müennes ve müzekkerdeki kalıpları bileceğiz. Bu çok basit. İki kalıp var. Biri ef'al, eftal değil mi? Biri de kübra yani fü'la kalıbı. Biri kadınlar için, biri erkekler için. Peki ikinci bilmemiz gereken komparatifi bileceğiz. Yani ismi tafdilden hemen sonra min gelirse komparatif. Eğer muzaf olursa bir şeye süperlatif. Bir de şey bileceğiz. Dördüncü mü beşinci mi neyse. Dördüncü çok önemli. Yani peki hocam veya beşinci şeyler ne olacak yani? Uymayanlar, üç harfli fiil olmayanlar. Mesela isimden ismi tafdil yapılmaz. Yani mal kelimesinden nasıl ismi tafdil yapacaksın? Ha veya çok harfliler yani sülasi mezidün fih ve rubailer orada çok basit. Eşeddü, akallü, ekberu, a'zamu. Mesela Kur'an-ı Kerim'de a'zamu dereceten diyor. Derecesi en yüksek olan. Hatırlıyor musunuz? Hep böyle. Peki cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu İlmen nafi'a. Oldu mu? El-Fatiha.